Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Soru çözümlerimizi kesmeden devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki sınava az bir süre kaldı. Sizler için birkaç tane soru hazırladım. Bununla beraber her zamanki gibi güncel bilgilerden de bir tane sorumuz olacak. Sizleri hiç bekletmek istemiyorum. Hazırsanız hemen başlıyoruz. EKPS ise ayın 15'inde değil mi? Umarım onlar için hayırlısı olur. Zaten orta öğretimde 22 Kasım'da değil mi? Şimdi ilk sorumuz İslamiyet öncesi Türk tarihi ile ilgili. Bakalım. Bakalım. Bu ifadelerde özellikleri verilen Türk topluluğu aşağıdakilerden hangisidir? Bakıyoruz. Tarihte bilinen ilk Türk topluluğudur. Şu ve Alper Tunga destanları önemli sözlü edebiyat ürünleridir. Türkler arasında atı ilk evcilleştirendir. Şimdi Şu ve Alper Tunga destanları hangi topluluğa aitti? Tabii ki İskitler değil mi? Yani diğer ismi neydi? Sakalardı. Şimdi onlar... Teşkilatlanmayı başlatan ilk devlet Asya Hun Devleti'dir. Bu dönemde Metahan önderliğinde onlu sistem getirilmiştir. E, Hunlar yıkıldıktan sonra batıya doğru göç etmişlerdir ve Avrupa Hun Devleti kurulmuştu. En parlak dönem Atilla'ydı biliyorsunuz ki. Bu gibi bilgileri verdikten sonra Oğuzlar... Osmanlı ve Selçuklu'ya yurt açmıştır. Ayrıca Malagir Savaşı'nda saf değiştirmiştir. Göktürkler Bumin Kağan önderliğinde kurulan ve e, bu bir kanun önderliğinde kurulan ilk devlet olup kardeşi ismi Yapku ile birlikte bu devleti yönetmiştir. Kırgızlar en önemli desanları biliyorsunuz ki Manasya sanıdır. Bu devlette de Uygurlara son vermişti. Buradaki cevabımız İskitler yani Sakalar olacaktır. Diğer sorumuz şöyle. Yakınlaştırayım biraz. Musul Atabeyliği'ne bağlı olarak kurulan Fatımi Devleti'nin siyasi varlığına son veren ve 1174-1250 yılların Yıllarında Mısır'da hüküm süren devlet aşağıdakilerden hangisidir? Bizden Selahaddin Eyyubi istiyor değil mi? Çünkü bu dönemler arasında biliyorsunuz ki ne olacaktı? Kudüs geri alınacaktı. Memlükler yani kölemenler veraset sistemini uygulamayan tek devlettir. Yani kut anlayışını uygulamayan tek devlettir. Çünkü bunlar da en güçlü hükümdar tahta geçerdi. Ve Moğolları durduran ilk devlettir. Samanoğulları kez aynı şekilde yine Orta Asya'da kurulmuştu. Ihşidiler yani Akşitler Mısır'da kurulan 2. Türk İslam Devleti olup kutsal topraklara sahip olan ilk devlet olarak bilinir. Torunoğulları Torunoğlu Ahmet önderliğinde Mısır'da kurulan ilk Türk İslam Devleti'dir. En önemli eserleri biliyorsunuz ki Maristan Hastanesi'ydi. Buradaki cevabımız Eyyubiler olacaktır. Biliyorsunuz ki Hıttin Savaşı ile Kudüs'ü geri almışlardı. Devam edelim. Diğer sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Savaşı sonrasında Anadolu'da kurulan beylikler arasında yer, alm yer almamaktadır? Bizden birinci beylikleri istiyor değil mi? Birinci ve ikinci beylikleri bilmemiz lazım. Birinci beylikler Malazgirt'ten sonra ikinci beylikler Köse Dağ Savaşı'ndan sonra Malazgirt Savaşı sonrasında Türkler Anadolu'yu yakınlar düzenleyerek beylikler kurmuşlardır. İlk kurulan beylik Saltuklardır. Erzurum ve çevresinde kuruldu. En önemli eserleri Mama Hatun Türbesi. Mengücekler Erzincan ve çevresinde kuruldu. En önemli eserleri Divriği Ulu Camii. Artukoğullar Mardin, Diyarbakır ve Batman çevresinde kuruldu. En önemli eserleri Malabadi Köprüsü ve Hasan Keyf. Danişmentiler en güçlü beylik olarak bilinir. Sivas, Tokat ve Kayseri çevresinde kurulmuştu değil mi? Ancak merkezleri Sivas'tı. Yağbasan medresesi Medresesi Anadolu'daki ilk medresedir. Ancak Eretna Devleti ikinci beyliklere giriyor değerli arkadaşlarım. Bakın devlet olarak da geçiyor. Yani Osmanlı ile e, aynı yıllarda hüküm sürmüştü. Cevabımız 5. Eretna yok. Devam edelim. Osmanlı demişken Osmanlı Devleti'nde Yaya ve Müsellem adıyla oluşturulan ilk düzenli askeri birlikler aşağıdaki padişahlardan hangisi döneminde kurulmuştur? Cevabı vereyim sonra da diğer padişahlar hakkında sizlere güzelce bilgiler de vereyim değil mi? Cevabımız burada ihtiyar üdündür. yani Orhan Bey. Osman Bey döneminde Bizans'la ilk savaş gerçekleşti. Savaşın ismi Koyunhisar yani Bafeon Savaşı'dır. Zaten ondan sonraki süreçte Osman Bey artık tarih sahnesine çıkacaktı. 1. Murat Yeniçeri Ocağı kuruldu. Rumeli Beyli Beyli beyliği oluşturuldu ve 1. Kosova Savaşı ile e, Haçlar Bozguna uğratıldı. Savaş sırasını gezerken şehit olmuştur. 2. Murat bu dönemde Enderun Mektebi kurulmuştur. Ayrıca 2. Kosova Savaşı ile Balkanların Türk yurdu olduğu kesinleşmiştir. Yıldırım Beyazıt Sultan-ı Rumun Rum unvanını almıştır. Unvanı aldıktan sonra Anadolu Türk Siyasi Birliğini büyük ölçüde sağlayan kişidir. Sevgili arkadaşlarım kesin değil. Anlaştık mı? Ve ayrıca 1. Beyaz döneminde İstanbul 4 defa kuşatılmıştı. Cevabımız Orhan Bey'dir. Orhan Bey döneminde ayrıca Divan-ı Hümayun kuruldu. Vezirlik makamı oluşturuldu. ilk gümüş para basırıldı. Bu gibi gelişmeler de yaşanmıştı. Devam edelim. Şöyle şöyle. Tamamdır. Buna göre hükümdarlarından hangilerinin İstanbul'u kuşattığı söylenemez. Bizans İmparatorluğu'nun başkenti olan İstanbul Osmanlı hükümdarları tarafından birçok kez ele geçirilmek istenmiştir. Ünlü Konstantinopolis değil mi? Konstantiniye. 23 ordu kuşatmıştı. Ancak alan tek bir kişi olacaktı. Beyazıt ilk kuşatan kişidir zaten. 4 defa kuşattı. Doğrudur. Çelebi'yi bırakalım. 2. Murat da kuşatmıştır sevgili arkadaşlarım. Fatih'in babası. Ayrıca Fetret devrinden sonra biliyorsunuz ki Musa Çelebi'yi de kuşatmıştı. Alan kişi kimdir? Fatih Sultan Mehmet'tir. Ancak birinci Mehmet İstanbul'u kuşatmamıştır. Bu dönemde Venediklerle ilk deniz savaşı yapıldı. Savaşın ismi Çalıbey Deniz Savaşı'dır. Ve ayrıca ilk toplumsal ve dini nitelikli isyan olan Şeyh Vedretli'nin isyanı bu dönemde çıkmıştır. Cevabımız Celebi Mehmet'tir. Devletin ikinci kurucusu olarak bilinir. Devam ediyoruz. Aşağıdaki fetihlerden hangisinin Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminde gerçekleştiği söylenemez. Belgrad. Alan kimdi? Kanuni Sultan Süleyman. Aldık. Orta, orta, orta Avrupa'nın kapları açıldı. Kırım. Karadeniz Türk Gölü. Büyük ölçüde. Fatih Sultan Mehmet Han. Mısır. Yavuz Sultan Selim. Kıbrıs. İkinci Selim yani Sarı Selim kimin sadrazamlığında? Sokullu Mehmet Paşa sadrazamlığında. Ancak Bursa Orhan Bey döneminde alınıp başkent yapılmıştı. Yükselme değil kuruluş dönemi. Devam ediyoruz diğer sorumuz. Şöyle. Buna göre aşağıdakilerden hangisi 17. yüzyıl ıslahçıları arasında gösterilemez? 17. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti önemli ıslahat faaliyetlerinde bulunmuştu. Islahat ne demek? Düzenleme demek değil mi? İnkılapla karıştırmıyoruz. İnkılap yenilik demektir. Ama ıslahat düzenleme. Şöyle düşünün ıslahatı. Bir kurumun yanında başka bir kurumun açılması. Biz buna ıslahat diyoruz. Ama o kurumun yerine başka bir kurumun açılması İnkılap olarak adlandırılır. Şimdi 17. yüzyıl. Osmanlı duraklama dönemi. Değil mi? Tarhuncu Ahmet denilince aklımıza ne gelecek? Bütçe gelecek. Modern bütçeyi hazırlayan kişidir. 4. Mehmet Sadrazam, 2. Osman ilk ıslahat girişimi yapmak isteyen. Yani ilk ıslahat girişimine. Ee, başlayan hükümdardır sevgili arkadaşlar. Ancak Yeniçeriler tarafından öldürülecekti biliyorsunuz ki. 3. Selim'i bırakalım. 4. Murat Bağdat Fatih olarak bilinir. Anadolu ve e, Anadolu ve merkezde asayişi sağlamıştır. Bununla beraber 4. Murat Kadip Çelebi ve Koçibey gibi önemli kişilere de raporlar hazırlatmıştır. Dönemin en disiplinli padişahı olarak bilinir. Köprülü Mehmet. Zaten bu dönemde Köprülüler duraklama dönemi içinde yükselme dönemini yaşatan kişiler olarak bilinir. Köprülüler dönemi biliyorsunuz ki 4. Mehmet Padişahlığı zamanına denk geliyor. Buradaki cevabımız 3. Selim'dir sevgili arkadaşlarım. 3. Selim 17. yüzyıl değil 18. yüzyıl padişah olup ıslahatlar gerçekleştirmiştir. Bunu niye hazırladım? Bu soruyu hep hazırlıyorum. Çünkü gelme ihtimali var. Dikkat edelim. Kırım'ın Rusya'nın hakimiyetine girmesinde etkili olan yukarıdaki gelişmelerin kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Eminim ki arkadaşlar kodlama bile yapmışlardır. İlk olarak küçük kaynarcadan başlayacağız. Küçük kaynarca antlaşmasıyla Kırım bağımsız oldu. Ancak dini yönden Osmanlı'ya bağlı kalacaktı. Ondan sonra Kırım'da iç karmaşalar yaşandı. İki, iki devlet de savaş hazırlığına girdi. Yapılan Aynalı Kabak Tehkin Namesi ile Şahin Giray'ın hanlığı onaylandı. Yaş ile Kırım kesin olarak Rusya'ya bağlanmıştır. Sıralamamız bu şekilde sevgili arkadaşlarım. Küçük kaynarca, aynalı kabak ve yaş antlaşması. Yani cevabımız 3, 1 ve 2 olacaktır. Yani D şıkkı. Anlaşık değil mi? Devam edelim, devam edelim. Diğer sorumuz. Avrupalıların Türkistan dünyasına karşı izledikleri politikayı ifade eden şark meselesi kavramı ilk kez aşağıdakilerden hangisinde ifade edilmiştir? Dikkat! Londra konferansıyla Mısır sorunu çözüme kavuştu sevgili arkadaşlar. Tamam. Kavallı Mehmet Ali Paşa Osmanlı'nın başına bela olmuştu. Tersane konferansı 2. Abdülhamit dönemine doğru ortaya çıkıyor. Büyük devletler ne yapmak istiyorlardı? Osmanlı topraklarında ıslahat girişimi yapmak istiyorlardı. O yüzden Abdülhamit ne yaptı? Meşrutiyeti ilan ettirdi. Tamam bu da değil. Viyana'yı bırakalım. Paris konferansı ile Osmanlı Avrupa devleti sayıldı. Yunakarlı Skalası Antlaşması ile Boğazlar sorunu gündeme geldi sevgili arkadaşlarım çünkü Osmanlı ile Rusya birlikte hareket edecekti. Tamam? Cevabımız Viyana'dır. Avusturya Macaristan İmparatoru Metternich tarafından biliyorsunuz ki Viyana Kongresi toplanmıştı. 3 yayı unutmuyoruz değil mi? Avusturya, Rusya, Prusya ve İngiltere kim'e karşı? E, Fransa'ya karşı yani milliyetçilik isyanlarını bir nevi olsun durdurmak istiyorlardı. Ama sonraki dönemlerde Osmanlı'yı yalnız bırakacaklardı. Biliyorsunuz ki. Çünkü Navarin'de Osmanlı donanmasını yakacaklardı. Hatırladık değil mi? Hani nerede? Demek ki çıkarlara göre hareket ediliyor. Diğer sorumuz. Bir arkadaş yorum yapmış. İnkılap tarihini paylaştığım için şöyle demiş. Sizin, sizin gibi hocalar olduğu sürece Osmanlı unutulacaktır. Ay ay ay. Hiçbir şey demiyorum yemin ederim. Osmanlı İmparatorluğunu unutmak ne mümkün ya. Ya gerçekten bu ülkenin biraz geçmesi lazım neyse. Kanun esası da yer alan devletin dini İslam'dır ve padişah şeriatın uygulayıcısıdır maddesi fikirlerinden hangilerine uygun hareket edildiğinin göstergesidir. Şimdi laiklik olamaz. Niye? Çünkü laiklik din ve devlet işlerini ayırır. O yüzden bunu eledik. Oligarşi ne demek? Oligarşi grup yönetimi demektir sevgili arkadaşlarım. Bununla alakalı bir şey var mıdır? Hayır yok. Cevabımız Teokrasi olacaktır. Ne demek teokrasi? Din ve devlet işlerinin beraber yürütülmesi demektir. O yüzden cevabımız C şıkkı. Osmanlı İmparatorluğu. Fatihler, 4. Muratlar. Bunları unutmak ne mümkün ya. Neyse. 2. Balkan Savaşı'ndan sonra Osmanlı Devleti'nin Bulgaristan ile imzaladığı antlaşma yukarıdakilerden hangisidir? Ha ha. Dikkat etmemiz gereken sorulardan biri. Sevgili arkadaşlarım. Şimdi. Atina İkinci Balkan'dan sonra Yunanlılarla imzalandı. Girit, Selanik ve Yanya Yunanistan'a bırakıldı. İstanbul'u bırakalım. Londra Antlaşması 1. Balkan'ı sona erdiren antlaşmadır. Bu da değil. Edirne Antlaşması ile Yunanlılar bağımsız oldu. Tarihimiz 1829. Bükreş Antlaşması ile 2. Balkan Savaşı sona erdi. O yüzden cevabımız İstanbul'dur. Ancak unutmamamız gereken bir nokta var. İki tane İstanbul var. İkinci Balkan Savaşı'ndan sonra. Biri Bulgaristan'la imzalanıyor. Diğeri Sırbistan'la. Anlaştık mı? Cevabımız B şıkkı. Devam edelim. Biraz da Mustafa Kemal'den bahsedelim. Buna göre Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'nda cephelerinden hangilerinde görev aldığı söylenebilir. Mustafa Kemal Birinci Dünya Savaşı'nda çeşitli cephelerde görev alarak önemli başarılar elde etmiştir. Şimdi şifremiz neydi? Şifremiz Çakassı değil mi? Çanakkale. Bunu açıklamıştık. Kafkas ve Suriye Filistin. Çanakkale var mı? Var. Albay rütbesi. Kanal var mı? Kanal görüyor musunuz? Hayır. Kanalın amacı neydi? İngiltere'nin sömürge yollarını kesmekti. Ancak başarısız olunacaktı. Suriye'de yıldırım orduları komutanlığına getirilecekti. Kafkas'ta da Muş ve Bittisi geri alacaktı. Cevabımız D şıkkı. Devam ediyoruz. Sorumuz şu şekilde. Aşağıdaki devletlerden hangisinin savaşa katılmasıyla birlikte ittifak devletleri arasında kara bağlantısı sağlanmıştır. Şimdi Yunanistan'la Romanya'yı bir silelim. Tamam. Bunlar ittifakta değil zaten. Yunanistan savaşa dair olan son devlettir. Tamam. Anlaştık mı? ABD değil yani. ABD savaşın seyrini değiştiriyor. Bir son ülkeleriyle. İtalya biliyorsunuz ki saf değiştiriyor. İttifaktayken itilafa geçiyor. Çünkü toprak vaadinde bulunuyor. Osmanlı devleti biliyorsunuz ki İlk önce tarafsızlığını ilan etmişti. Boğazları kapatmıştı. Sefer birlik ilan edilmişti. Daha sonraki süreçlerde Almanya'ya yanaşacaktı ve Rus limanlarını bombalayarak savaşa dair olacaktı. Osmanlı savaşa girdikten sonra zaten savaş geniş alanlara yayılacaktı. Hatırladığınız üzere. Buradaki cevabımız Bulgaristan'dır sevgili arkadaşlarım. Bulgaristan Hangi savaşla 1. Dünya Savaşı'na dahil olmuştur? Yani hangi savaşın sonucunda 1. Dünya Savaşı'na dahil olmuştur? Sizden yorumlarda bekliyorum canımın cananları. Anlaştık mı? Sizden cevap bekliyorum. Bulgaristan hangi savaşın sonucunda ittifak bloğunda yer almıştır? Şimdi gelelim güncel bilgiler. Biraz zor bir soru. 77. Altın Küre yani Golden Globe 2020. Ödülleri töreninde drama dalında en iyi film ödülünü aşağıdaki yapıtlardan hangisi almıştır? Daha erişmen değil sevgili arkadaşlarım. Joker'i ön lisansta sordular. Tutturmuştuk. Ee, e, onun için gerçekten çok sevindim. E, biliyorsunuz ki Joaquin Phoenix en iyi erkek oyuncu seçilmişti. Bunu tutturmuştuk. Gerçekten çok sevinmiştim. Ee, Marriage story değil değerli arkadaşlarım. The two papayız. O da değil. Cevabımız 1917 olacaktır. Cevabımız açık Sorular bu şekildeydi. Umarım işinize yaramıştır. EKPSC için paylaşımlar gelmeye devam edecek. Zaten orta öğretime devam edeceğiz. Kendinize çok ama çok iyi bakıyorsunuz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın. Tarihle kalın. Kültürle kalın. Hoşçakalın.